Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kez daha bir Top 100 videosuyla karşınızdayım. Bu hafta üst üste Top 100 yapmış oldum. Dördüncü hafta oldu. Gerçekten en zoru bu oldu diyebilirim. İnanılmaz bir haftaydı. Özellikle serverların çok kötü olmasından kaynaklı. Bir sıkıntı yaşadık. Biliyorsunuz hafta sonu turnuva vardı Singapur'da. Her hafta sonu yani her turnuva olduğu hafta sonu ne yazık ki böyle sıkıntılar olmaya devam ediyor FIFA'da ve de ciddi anlamda hani Almanya'da 5 tıkla oynasam bile oyunun gerçekten beni en çok zorladığı haftaydı diyelim. Gene 20-0'la girmiştik son 10 maça ve de ilk maçtan çok zorlandım. Zaten demin gördüğünüz De Gea kalesini bir terk edince ve geri dönemeyince çok sıkıntı yaşadım ama 90 artılarda Hazard'ın bulduğu golle uzatmalara götürdüm maçı. En çok zorlandığım maç olarak tabii maçları 3 güne böldüğümü düşünürseniz hafta sonu liginde en çok zorlandığım maçlar genelde ilk maçlar oluyor. Genelde en stresli, en zor geçen maçlar bunlar oluyor. Maçı tabii uzatmaya götürmeyi başarıyla 90 artıdan sonra koparmayı da bildim. Uzatmaların ilk yarısında buldum 2 golle. Maçı 3-1 kazanacağım diye hatırlıyorum. Burada tabii Çeh bu maç çok inanılmaz kurtarışlar yaptı. Bu arada söylemek de istemiyorum. Burada ama en sonunda kurtarışı başarılı değil. Ve de top içeri giriyor. 3-1. Zorlansam da durumu 21 yapmaya, 21-0 yapmayı başardım. Dediğim gibi serverlar çok ağırdı. Yani 2 hafta Türkiye'de oynamıştım kışın. Bizim okul tatili olduğu zaman. Sanki Türkiye'de oynuyormuşum gibi hissettirdi bana oyun. Yani tabii ben de böyleyse sizdeki durumu tahmin bile edemiyorum. Neyse bir sonraki maça geçelim. Bir YouTuber geldi karşımıza. Kadrosu da gayet iyiydi. Golleri de buldu galiba değil mi? Evet. Daha doğrusu bir gol buldu maç başında. Benim kick-off'umu çaldıktan sonra golü bulmayı başardı. Ama benim başıma gelen şey ikinci yarının başında ona oluyor. O kick-off yaptıktan sonra topu kapıyorum. Hızlı hücumda da Ronaldo ile sonuca gidiyorum. 1-1. Bunun hemen ardından da bir kez daha topu kaybedecek. Bu sefer de. Burada La Croqueta yapmışım. İkinciyi yapıyorum. Bir kez daha Ronaldo. Dönen top. Mbappe tamamlıyor. 2-1. Maçlar çok kısır geçiyor. Çok inanılmaz kısır geçiyor. Yani skill move yapmak bile çok zor geliyordu. Dolayısıyla yeşil bulmak çok zordu. Ama kısır geçen maçlarda bir şekilde kazanmayı başardık. 22-0. Burada bir kez daha bol ikonlu bir kadro gelecek. Tabii Gerrard'ı falan görmek çok alışık olduğumuz şeyler değil. Dediğim gibi yani yeşil vurmakta bile çok tereddüt ettim, çok çekindim ki benim biliyorsunuz. Artık izleyenleriniz biliyordur. Yeşil vurmak artık ad soyad gibi oldu. Yani her şeyde, her pozisyonda yeşil vurabilen bir insanım. Ama bu hafta beni bile çok zorladılar. Neyse ki birkaç pozisyonda çok net yeşiller vurdum. Burada Ronaldo'yla özellikle bu tekrar hatırlatalım. Ronaldo kadroya yeni katıldı. Geçen hafta Royce'la oynuyorduk. Bu kadroyu ama Ronaldo'yu da kazandırmayı başardık en sonunda. Ciddi anlamda fark yaratıyor. Hem fiziğiyle olsun hem de bitiriciliğiyle olsun. Tabii Royce'un 3. Player of the Month kartı çok daha çevik. Dribblingi çok daha iyi ama Ronaldo efekti gerçekten çok başka. Özellikle La Croqueta yapmayı biliyorsanız oyunun en iyi, daha doğrusu hani her ne kadar en hızlı yapanı olmasa da fiziğiyle beraber en efektif La Croqueta yapan oyuncusu. Attığım çoğu golde de göreceksiniz zaten Ronaldo ile kaleye paralel bir şekilde dururken kaleye dik olarak yaptığım La Croqueta ile beraber fiziğini çok iyi kullanarak inanılmaz bir pozisyon yaratıyor ve de o hareketi yeşil vuruşla bitirebilirseniz gerçekten durdurulamaz bir güç. Burada Messi savunma arkasını sarkıp rahat bir şekilde bir dokunuşla topu kaleye gönderdi. Bu rakip de Seedorf özellikle galiba çok yamyam gibi oynadı değil mi? Evet. Seedorf'tan çok çektik bu maçta. Ki görüyorsunuz hiçbir şekilde time finishing kullanmadan çok rahat bir gol atmayı başardı. Hemen dönüşünde, birbirinin hemen dönüşünde demin bahsetmiş oldum. La Croqueta yeşil ve 2-1 gerçekten durdurulamaz bir güç Ronaldo. Ama evet burada bu hafta sonunun en büyük kanseri, en büyük zaafı kornerler. Ronaldo ile çok güzel indiriyor ve de en sonunda Hazard'la bitiriyor. Burada kickoff mu yapacağım? Yani kickoff evet yani yapacak bir şey yok artık kaldırın şu kickoff'u. Rakibin beklemediği bir hareket yapıyorum. Normalde yukarı çekmemi beklemiş. Aşağı çekmişim. Yeşil vurmuşum. Ben yeşil vuramadım. Vurmak zor dedim ama bayağı bir yeşil vurmuşum yani. Niye? Tabii oynarken 3 topun, pardon 4 topun 3'üne sarı bir tanesi yeşil vurunca öyle insan ağlıyor ne yazık ki.
Burada bu pozisyonu göstermemin sebebi burada kaleciyi çektim. Bu belki de maçı getiren hareket oldu. Adam Ronaldo ile turnuva yaptıktan sonra rakibim aşağı doğru vuracağını biliyordum. 190 itibariyle çünkü yakın köşeye vurur insanlar. Uzak köşeye vurması için biraz yani çok çok büyük okuması gerekiyor orada pozisyonu. Tabi bu kaleci oynattıktan sonra korner dönüşünde de hızlı hücuma çıkacağım. Rakip tam olarak savunmasını yerleştirememişken. Burada Hulit'ten inanılmaz bir pas bu arada. Ronaldo yeşili vuruyor ve de 4-3. Bu aynı zamanda maçın da sonucu olacak. Ve de 24. galibiyet Hulit'in attığı pas bu arada inanılmazdı. Yani o topun geçmesini gerçekten beklemiyordum. 4-3 kazandık, çok zorlandık ama bu hafta sonunun belki de en kanser maçlarından biri. 25. maçtı. Ben böyle bir maç uzun zamandır oynamadım. Evet, Ronaldo burada bir kez daha yeşil vuruyor. Çok güzel. 1-0 öne geçiyoruz ama rakibim inanılmaz şeyler yaptı. Oyun burada beni inanılmaz zorladı. Crespo, ya daha doğrusu normal 90 dakika değil ama uzatma kısmında oynamayı gerçekten çok zorladı. Yani FIFA'nın çoğu zaman skill'den öte, ben açıkçası yani belli bir noktadan sonra yetenekten öte ciddi anlamda artık psikolojik bir savaş olduğunu düşünüyorum. İnsanı o kadar çok demoralize edecek şeyler oluyor ki yani bilmiyorum ya, çok biliyorsunuz siz de aşağı 5 yukarı. Burada bir kez daha klasikleşen artık Jedi Jester golü diyeyim. Free kick'te takım arkadaşının önüne bırakıp yeşil vuruyoruz ama kornerler bir kez daha karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ön direkte Crespo'yu tutamadım. Yani denedim, tutamıyorum. Kornerleri savuşturamıyorum. Maç uzatmaya gidecek böylelikle. 3-3. Burada Mbappe'yle çok güzel bir yeşil bitiriş yapacağız. Muazzam. Tam cepheden vurmayı başarıyor. Evet, bu gol beni gerçekten yok etti. Görünce tekrar böyle tüylerim diken diken oluyor. Hatta rakip Martinez de burada bir koşu yapacak. Bunun gol olması üzüyor beni ya. Burada hiçbir şekilde şut çekmiyor. Pasa basıyor. Deheya topu içeri çeliyor. Gerçekten inanılmaz. Ama bir kez daha Ronaldo'muzu kullanmayı başaracağız. 5-4 oldu. Rakip kickoff'tan gelecek gene. Gene hiçbir şekilde... Yani tabii oyunun doğasında tabii yeşil vurmak diye bir şey yoktu eskiden ama dümdüz vurdu diyeceğim burada. Ama düz vuruşların ne kadar güçsüz olduğunu düşünürsek burada yapmış olduğu düz vuruş sanki yeşil vurmuş gibi gitti. Artık maç penaltılara mı gidecek derken bir korner dönüşü. Gerçekten burada belki de son haftalarda attığım en güzel gollerden birini attım. Ronaldo ile koşu yapıyorum. Aşağıda koşan iki tane oyuncu var görüyorsunuz. Hazard'ın koşusunu gördüm. Messi inanılmaz bir kart. Team of the Year Messi kartı. Ve de gelişine. Her ne kadar server rantalı olsa da içgüdüsel olarak burada yeşil vurdum. Ve de maçı 6-5 kazanmayı bildim. Gerçekten bu hafta oynadığım en zor iki maçtan biriydi diyebilirim. Daha sonrasında bir Türk rakiple karşılaşacağız. Bir önceki maçtan sonra gerçekten ilaç gibi geldi. Çok daha rahat oynadım. Çok daha rahat şutlar çektim. Ve de rahat bir galibiyet aldım. Burada neden faul verdi top bendeyken onu da bilmiyorum. Bir pozisyona gireceğim Ronaldo şut çekecekken. Burada yeşil vurmaya çalışırken top Hulit'in önünde kalıyor. Ve de 2-0 oluyor. Gerçekten bazen oyun çok zorluyor yani bilmiyorum. Artık maç yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Burada 3-0 Ronaldo ile yakın köşe. Yavaş bir şekilde bıraktım. Derken rakibim kickoff'tan golü bulacak. Durumu 3-1 yapıyor. Ama en nihayetinde burada Ronaldo ile bulduğumuz golle beraber durumu 4-1 yapacağız. Tabii kısa paslarla çıkmaya çalıştı. Bir anda yeni kalesinde topu buldu. Savunmadan böyle çok riskli kısa paslarla çıkmamak lazım. Hele ki rakibiniz üstünüze geliyorsa ben de çok bu hatayı yapıyorum. Özellikle karşısında oynadığım arkadaşlarım da yapıyor bunu. Bazıları. Özellikle Ege çok yapıyordu. Onu azalttı. O da sevindirici bir haber. Ama dediğim gibi bunu yapmamak gerekiyor. 27. maç. Bu maç da çok zordu. Ronaldo kilidi açsa da rakip kornerden burada golü bulacak. Gerçekten kornerler kabusum oldu bu hafta sonu. Her attığı golden sonra da özür diledi galiba benden. Bir korner daha. Burada korner dönüşü uzaklaştıramıyorum. Tabii Hulit'le müdahale etmişim. Ama burada çok güzel iki pas yapacak. Mbappe bomboş. Ve de çok güzel bitirdi. Çok akıllıca bitirdi. 2-1. İkinci yere geçiyoruz. Burada Ronaldo sol ayağıyla her ne kadar 4 miyifte olsa da güzel bir bitiriş yaptı. 2-2. Ama bunun dönüşünde rakibim kickoff'tan golü bulmayı başaracak. Bu rakibim yanlış hatırlamıyorsam heel to heel'ı çok iyi yapıyordu. Ve de her seferinde yedim.
çok alışık olduğum bir şey değil. Heel to heel'ı bu kadar efektif kullanan rakipler. Burada Ronaldo ile güzel bir heel to heel önünde kaldı. O da sol ayağıyla yeşil vurdu. Ve de durum 3-2 yaptı. Ama maçı bırakmıyorum. Yani Elit 1 için burada Neymar'la karşı karşıya. Her ne kadar kaleciyi oynatmış olsa bile biraz. Yeşil vurdum. Riskliydi. Maç penaltılara gitti. Son haftalarda penaltılarda inanılmaz bir mental üstünlüğü var. Geri düşsem bile hiçbir şekilde bırakmıyorum. Ve de kaybettim. Ya bu hesapta penaltı atışı kaybetmedim şu ana kadar. Son 5-6 haftadır galiba. 4 ya da 4 haftadır zaten ona bakımda oynuyorum. Kaybetmedim. Ve de burada penaltı atışlarında 27'ye ulaşacağız. Rakibim burada üstüme vuracağını tahmin ediyorum. Zaten insanların oyun tarzından açıkçası nereye vuracağını çok iyi anlıyorsunuz. Burada üstüne vurmamı bekleyecek. Ben sola vurdum. Tamamen aklını okumak rakibim. Philip Anderson'da. Bir kez daha. Yani bu vuruş en çok korkmanız gereken vuruş bu arada. Ne sağa vuruyor ne ortaya vuruyor. Tam böyle ikisinin ortasında bir yere vuruyor. Philip de burada maçı kazanma şansını değerlendiremedik. Rakibim de burada tekrar aynı şeyi yapacağını biliyorum. O yüzden biraz daha ortada durmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi De Gea'nın ayağının ucundan top kaleye girdi. Ama Vieira'yla başladığımız işi bitiriyoruz. Ve de 27. galibiyet 27'de 27. Geçen hafta bunu söylemiştim yani hiçbir zaman 27 maçta elit 1'e ulaşacağımı düşünmemiştim diye. Burada bir kez daha aynı başarıyı gerçekleştiriyoruz. Artık yavaş yavaş burada 30-0 düşüncesi kafaya yerleşiyor. Biraz daha iyi oynamaya başlıyorum. Daha motiveyim. 28. maçta burada evet uzun süredir yapmadığım bir hareketi yaptım. Bolas Flick'le beraber yeşil vurunca durum 1-0 oluyor. Çünkü yapmaya korkuyorum açıkçası. Yani dediğim gibi serverler çok hantaldı. Mbappe 18. dakikada maçı bitiren golü atıyor. 2-0. Rakip burada tabi. Ve hiç bit atacak. Ve de bir sonraki maça geçeceğiz. 28'de 28. Bu hafta bir de insanların fazla 29-30 yaptığı bir hafta oldu. Bir de çoğunlukla daha önceden yapmayan insanların girdiği oldu. Mesela Ajax'ın oyuncusu, Bob diye bir oyuncusu var Ajax'ın. Hep top 100'e giren bir oyuncu 25'te bitirdi bu hafta sonu. Gerçekten dengelerin biraz değiştiği bir hafta sonu oldu. Çünkü dediğim gibi herkes serverden çok şikayetçiydi. Bu maçta da ben çok zorlandım. 29. maç. Rakip topu tamamen ayağında tutma. Yani %70'e %30 bir topla oynama oranı oldu galiba. Ve ciddi anlamda çok iyi tuttu ayağında topu. Uzatmalara götürdü ama burada Neymar. Belki de hafta sonu attığım en güzel gollerden biri. Orada şut fake yapıp topu önüme almaya çalışıyordum ama kalecinin açıldığını gördükten sonra aşırtmaya bastım. Gerçekten çok milisaniyelik bir reaksiyon gösterdim orada ve de çok güzel bir aşırtma golü oldu. 29'da 29 son maç artık biliyorum artık burada yüzük kuyruğuna geldik. Buradan 29-1 değil de 30-0 yapacağımı bilerek çıktım maça ve de bunun bilincinde Ronaldo ile perdeyi açıyoruz 1-0. Daha sonrasında çok zaman kaybetmeden burada bir kez daha rakibin üstüne gideceğiz ve de dönen topta Neymar. Durum 2-0 yapıyor. Tabii bu kadroyu görünce, maçın başına 2-0'a geri düşünce rakip de demoralize oluyor. Ve de burada genel Rage Quit ile beraber bir kez daha 30'da 30'u yapmış oluyoruz. Bu hafta sonu 19. bitirdik. Dünyada 19. olduk gerçekten. Geçen hafta 10. olmuştuk hatırlayacaksınız. Benim için üst üste 30'da 30 yapmak inanılmaz bir başarı. Son 4 haftada bu hesapla sadece 2 kere kaybettim. 2 tane 29, 2 tane de 30 yaptık. İnanamıyorum gerçekten. Yani dediğim gibi sene başında biri çıkıp bana 30'da 30 yapacaksın dese hayal derdim. Ama bunu üst üste 2. kez yapmayı başardım. Çok mutluyum abi. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Tabii Mart ayının ilk 2 haftasında da 30'da 30 yaptığımız için şu anda aylık sıralamada da dünyada bunu garip geliyor kulağa. Dünyada aylık sıralamada ikinciyim. Toplamda 5 oyuncu benimle beraber. 2 haftada da 30'da 30 yapmış. Bu ayki amacım kesinlikle ve kesinlikle. Yani artık yani bu hesapla 2 hafta daha oynayacağım. Sonra kendi hesabıma fokuslanacağım. Zaten Nisan ayının büyük bir kısmında olmayacağım. Nisan'ın büyük bir kısmında FIFA oynayamayacağım. Onu da söyleyeyim. Askerlik mevzusuydu, şuydu buydu. Bu hesaptaki hedefim önümüzdeki 2 hafta boyunca gene elimden geleni yapıp Mart ayı
dünya sıralamasında ilk 5'te bitirmek. Yani olabiliyorsa tabii ki de birinci olmaya çalışacağım. Vitrinde biraz daha güzel gözüksün diye. Ama dediğim gibi 2 haftada 60 bin bir hesapta gerçekten olağanüstü. Daha önceden düşünsem hiçbir zaman yapacağımı düşünmediğim bir şeydi. Ama her hafta üstüne koyarak, daha iyi oynayarak daha iyi yerlere gelmeye çalışıyorum. Umarım önümüzdeki, yani bu haftadan itibaren serverlarda biraz daha iyi olur gelecek update ile beraber. Ve de serverın bozukluğundan ziyade daha çok kendi hatalarımdan, kendi iyi yaptığım şeylerden, rakiplerimin yaptığı iyi şeylerden bahsederim. Çünkü biliyorsunuz abi, üçüncü bir faktör devreye girdiği zaman insanın morali de bozulabiliyor, insanın motivasyonu da bozulabiliyor ve de daha çok sıkıntı oluyor. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Güzel bir hafta oldu gene, zorlu bir hafta oldu ama 30'da 30 başardık. Umarım bu hafta hem kendi hesabımda çok güzel değişiklikler yaptım, çok güzel bir kadro oluşturdum. Hem kendi hesabımda hem de bu hesapta gene elimden gelenin en iyisini yaparak 60 maçın en azından bir 59'unu kazanmayı hedefliyorum. Bakalım, inşallah olur. Twitch yayınlarında tekrar görüşeceğiz zaten. Bunu deneyeceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz ya da Discord'dan, aşağıdaki açıklamada Discord linki de olacaktır, bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki yayında veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.